Futuristik Simülatör'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçenki bölümde çok güzel sevkiyatlar yapıyorduk. Bak biraz para biriktirdik. Herhalde bildiğim kadarıyla kaç paramız var? 17-18 bin falan herhalde. Şu kameranın olduğu yerde kalıyor. Şu araca paramız yetiyor diye düşünüyorum. Bakın burada otomobiller var. 43 bin, 42 bin. Pickup var. Şuna paramız yetmiyor. 21 bin. Hatta birkaç tane yapsak yeter de. Bak minim, şu zaten bizim kendi aracımız. Bak şu aracı al, buna da yetmiyor. Ama şuna yetiyor arkadaşlar, bakın Volkswagen herhalde transporter tarzında bir araba. Arkada bir kasası var. Kamyonet var bakın şurada. Buna da yetmiyor. Buna da yetmiyor. Diğer araçlar falan filan. Bak şu araç zaten bayağı bir güzel. Bugün arkadaşlar bu arabayı ele alacağız. Bu arabayla biraz sevkiyatlar falan filan bir şeyler yaparız. Bak şöyle bir satın alalım arabayı. 17 bin liramız var. 12 bin lira maliyeti var. Gayet iyi. Bugün arkadaşlar dediğim gibi bu arabayla biraz sürüşler yaparız. Sevkiyatlar yaparız. Haydi bakalım yolumuza koyalım. Siz de o arada arkadaşlar beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Vay vay vay. Ama yalnız grafikler var ya, çok iyi duruyor ya. Baksanıza arkadaşlar, çok güzel bir yerden başlattı. Grafiklerimiz falan da bayağı bir iyi duruyor. Araba çok tatlı duruyor. Şöyle içine bir bakalım hemen. Yok, sinyal verdik yanlışlıkla. Çok aşağıda kalmış lan. Geçenki arabaya göre ayarlamıştık ya. Şu koltuğu biraz şöyle yüksel. Bu değil kardeş. Heh. Şu ayar güzel bir ayar. Yalnız içi bayağı bir güzelmiş lan. Çok güzel duruyor arkadaşlar, baksanıza. Of, ışıklara bak. Masmavi yanıyor. Ulan harbiden ben bu oyuna var ya bayıldım ya. İlk bölümde de söylemiştim. Bayağı bir güzel. Hatta şunu biraz aşağı çekebilirim diye bakıyorum. Ha, en geri ayarı bu. Daha geriye alınmıyor. Bundan gerisi yok arkadaşlar. Ha varmış lan. Şöyle 61 yapsak tamam. Şu ayar iyi bir ayar, güzel bir ayar. Arabamızı çalıştıralım arkadaşlar. Hangi tuştu? Şuydu herhalde. Kornamızı da görmüş olduk. Bak sesler mesler falan çok güzel duruyor. Şöyle haritamızı bir açalım bakalım. Neydi harita ya? Ha şu ESC ile mi açıyorduk? Aynen. Şurada bir yerde bakayım. Aynen şuradan bir sevkiyat alabiliriz. Bak şuraya gidebiliriz. Tamam. Aşağı doğru inelim. Şu yeşil yerden bir yerden alırız. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu oyuna var ya bayıldım. Aşırı keyifli. Arabalar çok güzel. Grafikler falan var. Hele şu ışıklar çok bayağı bir sevdim. Diğer Fiorino'da da bayağı bir güzeldi. Burada da çok güzel. Araba yani oyun bayağı bir güzel anlayacağız. Bu şekilde yani arkadaşlar bunda kariyerde biraz ilerleriz. Böyle direkt bırakmayız bu oyunu. Sağdan mı gideceğiz, soldan mı? İlk önce sol, sonra sağ mı? Aynen. İlk önce sol arkadaşlar şöyle, sonra sağ. Vay vay vay. Şuradan akalım biz bakalım. Işıklar gece olunca açarız, neyse sıkıntı yok. Herhalde şeyini alamamışlar, bak lisansını alamamışlar. Şöyle bir işaret koymuşlar ama Volkswagen olduğu belli yani. Transporter bu. Bayağı da güzel bir yani. İçi bayağı güzel duruyor. Doğru mu gidiyoruz? Doğru, tamam. Yavaştan yavaştan da akşam oluyor herhalde. Bak kasa da güzel ha. Bununla büyük yükler taşıyabiliriz büyük ihtimalle. Şimdi sağdan gidecektik herhalde değil mi? Sağ tarafta kalıyordu. Yok lan, soldan. Soldan. Lan 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 lan. Niye öyle durdu lan öyle yolun ortasında? O kadar mesafe varken. Şu adam bize yol verir mi? Verdi. Tamamdır. Selamımızı da verelim ona. Doğru gidiyoruz, tamam. Bu yolun sonunda arkadaşlar bir tane firma var. Hatta bak akşam oldu, ışıkları da yakalım. Böyle tatlı tatlı ilerleyelim bakalım. Fena da gitmiyor ya, bak böyle çeyrek gazla gidiyorum. Gayet iyi akıyor. Otobanda bir deneriz. Gayet güzel yani. Nereden giriş ama burası? Bak şu ilerden mi buradan mı? Buradan bir giriş yok gibi. Sanki ilerden gibi. Aynen ilerden. Ve ilginç bir şekilde arkadaşlar oyunun dosyası küçük ya. Yani 1.5 GB falan, böyle çok düşük bir dosya. Ben böyle çıkacağını hiç beklemedim. Bir oynar çıkarız diye bekliyordum. Ama dediğim gibi oyunu çok sevdim. Biraz kariyer yapacağız bu oyunda. Epey bir keyifli yani anlayacağımız. Araçlarız tırlara geçeceğiz arkadaşlar. Pickup alırız bir sonraki bölümlerde. Bir şeyler yaparız yani. Nerede lan kronik? Oğlum o nasıl bir dönüş be kardeşim? Yalnız şu yapay zekada biraz sıkıntı var he. Direkt laps diye atlıyor arkadaşlar yola adamlar. Buradan mı lan girişi? Ha burası, tamam.
Şuradan şöyle bir girelim bakalım. İlk sevkiyatımız alan amaçlı. Biraz para biriktireceğiz. Sonraki bölümlerde daha farklı büyük araçlar alabiliriz. Şöyle büyük, yani şu herhalde iyi. Parasını tam gör, 8.000. Ücret 10.000. En pahalısı da bu zaten. Şunu alalım. Biraz para biriktirelim. Uzun bir yol alalım arkadaşlar. Oo, tamamdır. Dorse'yi bağla diyor. Dorse'yi bulursak bağlayacağız. Ha, Dorse tam arkamızdaymış lan. Tam arkamızda bırakmış Dorse'yi. Tamamdır, bağladı. Biz şöyle arabamızın içine geçelim. Bir gece yolculuğumuz olacak büyük ihtimalle. Aynen, şöyle şuradan devam edelim bakalım. Bak, navigasyonu şurada kilometre yazıyor. 8.7 bin, öyle bir şey yazıyor. Navigasyon takip ederek kargoyu ulaştır. Hatta Fiorino'dayken arkadaşlar hep arkadaki kargo kopuyordu. Bakalım bunda da aynı sorun olacak mı? Kardeş kapıyı aç bakayım. Şöyle biz çıkalım şuradan. Oğlum lan, yavaş lan, yavaş ha. Gelen giden var mı? Neyse, yoktur herhalde. Kafayı çıkarttık zaten. Arkadaki şeyi de kaldırıma çarpmayalım. Tamamdır. Şöyle çıkalım şuradan. Korması da güzelmiş ha. Harbiden güzelmiş. Bir otobanda deneriz arkadaşlar. Fena gitmiyor. Gelen giden yok. Tamamdır. Şöyle kendini düzlemiyorum ha. Düzeltirsen düzlüyor da biraz düzeltmek gerekiyor. Direkt orman yolundan verdi bize. Sonra herhalde büyük ihtimalle otobana falan bağlanacak. Bak, şurası çok ışık parladığı için göremiyorum. 6 mı yazıyor? Bir şey yazıyor şu, bak, navigasyon orada. 6 kilometre mi? 7 mi? 8 bir şey yazıyor ama göremiyorum. Işık parlıyor. Araba gayet güzel ya. Harbiden gayet güzel araba. Direkt orman yolundan verdi bize. Demin zaten biz buradan gelmiştik değil mi? Şurada araba önümüze kırmıştı. Sen bize yol ver kardeş. Biz şöyle şuradan devam edelim bakalım. Benzinci var ha. Benzinimiz var mı? Ona da bir bakalım. Benzine nereden bakıyoruz? Şurada bir yerde bir ekranda falan bir yerde olması lazım büyük ihtimalle de. Soldaki mi lan, yoksa sağdaki mi? Neyse, biz biraz ilerleyelim, anlarız ileriden. Gelen var mı lan? Şöyle açıktan alıyorum ama. Benzin var ya herhalde. Şu A'daki alttaki benzin olması lazım. Gene de biz fullesek mi? Daha yeni aldık arabayı ama gene de biz fulleyelim. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Arabayı fulleyelim. Öyle yolumuza koyalım. Yavaş 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 ha. Yakıtı doldurmak için arabayı durdurun. T ile yakıtı doldur. Oğlum, T hem yakıtı dolduruyor hem Dursa'ya ayırıyor. İkisini birden yapmasın lan. Umarım Dursa'yı bırakmamıştır. Bakayım. Bırakmamış, tamam. 70 litre kapasitesi var diyor. Doldurulan 50 litre. Aa, demek ki boşalmış bayağı 50 litre doldurursa. Oğlum, 1 milyar 750'ye buraya bıraktık lan. Bayağı bir para bıraktık ya burada. Şu ışıkların güzelliğine bak ya. Çok güzel yapmışlar ya. Beklentimin çok üzerinde çıktı yani oyun. Bayağı bir keyifli yani arkadaşlar. Zaten o yüzden dolayı seriyi devam ettiriyorum. Böyle biraz daha oynarız. Kariyer yaparız. Farklı araçları geçeriz. Belki bilmediğiniz farklı olaylar da vardır oyunda. Onlara da bakarız. Şu anlık gayet keyifli yani. Bak, yavaştan yavaştan gün de açıyor. Şurada bir saati gösteriyordu ama kameraya denk geliyor. Şöyle açıktan alalım da Dorsa var. Dorsa'yı çarpmayalım. Bak, adam bize yol verdi. Helal olsun be. Lan, arabayı stop etti lan. Dur bakayım, arabayı stop ettirdik yanlışlıkla. Eyle motoru kardeşim çalıştıracağız da çalışmıyor. Araba ilerlediği için çalışmıyor arkadaşlar. Heh, tamam, oldu.
Yolumuz herhalde çok fazla kalmadı. Şu altta gösteriyor da bir türlü göremiyorum orayı ya. Aa bak şurada bir düzlüğümüz var. Bir basalım bakalım nasıl gidiyor. Gerçi arkada da yük var ama olsun. Biraz anlarız. Arkada yük olduğu için arkadaşlar bu kadar gidiyor da bir düzlük bulursak basarım ama yani. Büyük ihtimalle. Yalnız yollar da güzelmiş ha. Hiç fena durmuyor yani. Bu oyun geliştirilse var ya bayağı güzel bir oyun olur. Yani çünkü araç grafikleri güzel, sürüşü güzel, sesler güzel, ışıklandırmalar güzel. Konsept de güzel oyunun konsepti. Ya biraz böyle yani geliştirmeye devam edilse hiç fena olmaz yani. Şunu sollayacaktım da arkadaşlar. İyi ki de sollamamışım. Tam bak viraj ağzıymış. Araba geliyor. Bak bastı gidiyor lan öndeki. Oğlum basıyorsun madem bas be kardeşim. Niye fren yapıyorsun ya? Hadi lan hadi. Madem basıyorsun tam bas. 4.5 mi yazıyor lan şu ekranda? Ben mi yanlış görüyorum? Yolumuz da bayağı varmış he. .7 yazıyor herhalde. Yanlış görmüyorsam bak şimdi hava açtı ya gözüküyor. Şu ışıkları da kapatalım. Hava açtı zaten. Ben şöyle direkt döneyim şunu geçeyim ya. Hiç uğraşmayayım. Ama yine bir tane daha var önünde. Dorsayı attırmayalım. Fazla hızlı girince atıyor arkadaşlar. O yüzden yolda keskin girmemeye çalışıyorum. Fazla böyle çevirmiyorum yani. Biraz açıktan açıktan alıyorum. Dorsa atıyor çünkü arkadaki dorsa. Bak bunun frenleri biraz zayıf ya. Fiorino daha iyi duruyor. Hafiften sıkıntı çıkartıyor. Hadi be oğlum. Biz şöyle sağdan akacağız. Ama parası da iyiydi ha. Yani 10.000 euro direkt tek seferde veriyor. Zaten biz bu aracı 13 gün aldık. 10.000'ini şimdi çıkartacağız. Böyle bir 2-3 kere yapsak bir parayı bir epey bir yaparız yani. 18.000 mi 17.000 mi ne vardı bize zaten? 4-5.000 falan var. Bunu da aldık mı 14-15 falan olacak. Böyle birkaç sefer daha yapmamız lazım ama. Bak farklı yerlere geldik buralara hiç gelmemiştik. Alan ceza yedik be. 250 lira ceza yedik. Bak para gitti ama ha. 50 bölgesinde 86 ile gitmişiz. Nasıl oluyor lan öyle? Ulan bak üstte kamera var da hız sınırı kaç yani yazıyor mu bir yerde acaba hız sınırı? Yazıyorsa ona göre gideriz. Altıncı vites var mı lan acaba? Hiç bakmadık. O hızlara hiç çıkamadık ama. Altı vardır bence. Lan 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 yolu kaçırdık mı yoksa? Doğru mu? Yoktan kaçırmadık. Doğru buradan. Yoktan kaçırdık lan yolu bence. Alttan gidecektik. Ya da bilmiyorum kaçırmadık. İkisinden birisi. Sanki orada yolu kaçırdık gibi geldi bana ama. 1.8 mi ne yazıyor? Yani yok kaçırsak daha fazla uzardı herhalde büyük ihtimalle de. Bir türlü 6. vitesi göremedim ha belki yoktur. Araba geliyor mu şuradan gelmiyor tamam biz dönelim.
uzatmış da olabiliriz he. Sanki orada biz bir kaçırdık gibi geldi bana ama bilmiyorum artık. Ulan kamera var lan şurada, yavaş şehir içi. Gene ceza yemeyelim. Sanki bak kaçırdığımız yerden bizi döndürüyor gibi. Böyle bir yerlerden döndürüyor gibi sanki bizi. Bilmiyorum, belki kaçırmamış da olabiliriz de. Orada bir karıştı gibi sanki. Oo, aa burası şey, oyunu başladığımız yer, hatırladınız mı arkadaşlar? Şuradan bir yerden başlamıştık Firino ile. Yavaş yavaş yavaş. Şu kaldırımlarda arkadaşlar yavaş geçelim. Şuradan başlamıştık, hatırladınız mı? Şu aradan çıkıp şu soldan dönüp şöyle yola bağlanmıştık. İleriye doğru gitmiştik hatta. Şu ileriden sağdan bir yerden de şey almıştık. Yük almıştık. Başladığımız yere gelmişiz. Vay be, güzel yere geldik ama. Yolumuz az kaldı bak, 0.5 mi 4 mi bir şey yazıyordu ama. Şuradan karşıya geçtik mi tamamdır. İlk sevkiyatımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan kaldırıma girmeden direkt dönelim. Böyle, yok lan şurası. Şurası değil mi? Aynen. Aracı park alanına park et diyor. Şuraya gireceğiz. Yerimizi bulduk, tamamdır. Bak şurada bir sevkiyatımız var. Firma burası. Şöyle direkt kafadan gireriz zaten. Neredesin be kardeşim? Yani şu solda bir yerde kalması gerekiyor. Aynen şurası bak. Dur bakayım, nereden girmemiz lazım? Kafadan girsek olmaz. Çünkü arkadaşlar kafadan girsek önde şey var, tutturamayız. Nasıl yapacağız o zaman? Şöyle şuradan dönelim. Çünkü genelde öyle yapıyorduk. Kafadan girip düzleyip arkadaşlar sabitliyorduk orada. Geri geri de ama çok zor ya bunda. Kontrolleri bayağı zor yapmışlar. Dur lan dur lan. Şöyle gelsek bakayım. Bozmadan. Biraz daha ağır yüklerde fena değil aslında. He. Hafif yüklerde çok zor oluyor kontrol. Bak burada fena değil. Devam et diyelim. Bak parayı aldık 10.000 yarımızı. Gayet iyi. Bak nasıl patinaj çekiyor, görüyoruz mu arkadaşlar? Direkt patinaja sarıyor. Harbiden güzel yapmışlar. Gene direkt buradan bir sevkiyat alalım arkadaşlar. Şurada bir yerde bak var aynı. Buradan devam edelim bakalım. Acaba haritada başka yapacağımız bir şey var mı ya? Servis falan var. Servis de büyük ihtimalle arabayı modifiye etmek için falandır. Şu anlık şunlar var. Neyse. Navigasyon noktası, mini web falan filan. Biz şu arkadaşa bir girelim bakalım. Bu neymiş? O bu uzunmuş bayağı be. Yaklaşık 5 kilometre de şöyle bir durum var. Arkadaki dorsal uzun arkadaşlar. Yolun mesafesinden bahsetmiyorum. Biz neredeyiz? Buradayız. Bizi buradan şuraya veriyor. Ama biz gitmediğimiz bir yere doğru gitsek daha iyi olur gibi düşünüyorum. 7 kilometre. O 8 kilometre. Parası ne kadar ama? Parası da 12.000. Değil mi? Bu ne? Bu 6.000, 8.000, 10.000. Bak şu 10.000 lira parası. Vay vay vay. Burası da gitmediğimiz yerlerden birisi. Bak buralardan gitmedik. Genelde şuralarda takıldık. Şunu alalım ya. Yolumuz uzun olsun. İki sefer yapalım arkadaşlar. 20.000 lira para kazanmış oluruz değil mi o arada? Römörke yanaş kardeş, yanaşacağız bir dakika. Her seferinde de stop ediyor ya. Havada sava oldu arkadaşlar. Şöyle gel 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 gel. Biraz yanaşalım şu şekilde. Tamamdır. Römörkümüzü aldık, gidiyoruz. Haydi bakalım. Yolumuz 8.7 km. Öyle bir şey yazıyor.
kaldırımdan hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Şöyle kaldırıma geçelim. Arabamızı altını hiç uğraştırmayalım. Şuradan soldan akalım bakalım. Bir otoban falan bulursak yapıştırırız. Gazlarız bir. Böyle çok fazla basmadık bugün. Ama çok güzel arabalar var ya. Onları hep teker teker deneriz arkadaşlar. Işıkta geçmeyelim de ceza yemeyelim. Kesin cezası vardır. Bak şimdi bir yapıştırdım. Bakayım nasıl uzuyor. Hadi lan yeşil lan. Yeşil yan uğraştırma bizi. Ah be yanmadı. Ulan harbiden yansı çok güzel olacaktı ki çok güzel yapıştırıyordu çünkü. Başladığımız yere gene geri geldik. Bak şuradan başlamıştık oyunu en başta. Tam şu aradan arkadaşlar. Bak şu karşıda bir yer var ya arabaları park etti. Oyunu oradan başlamıştı. Bize soldan otobandan veriyor. Şöyle bir yapıştırırız otobandan. Yine ulan hemen akşam oldu ya. Çok çabuk. Yani oyunun döngüsü çok çabuk dönüyor ya. Ulan şurası neymiş lan? Bak şu mahalle ne güzel bir mahalleymiş. Oraya hiç girmedik. Neresi orası arkadaşlar? Karşı taraf şurası. Bak güzelmiş ha orası. Bayağı tatlı duruyor yani. Işıkları da yakalım. Hava akşam oldu. Şurada bir yerde radardan ceza yemiştim. Bak oraya atlamayalım. Zaten üstte kamera var gözüküyor. Oraya yaklaşınca yavaşlarız. Biraz şehir içi gibi bir yerde orası ama. Bak gene şurada kamera var sanki üstlerde. Değil mi? Aynen kamera işareti var. Arkada yük olmasa var ya bu araba fena gitmez ya. Bir de hep ağır yükler alıyoruz. Sağdan otobandan değil mi? Aynen. Şöyle sağdan otobandan akalım bakalım. Vay vay vay. Fena gitmiyor he. Dorsa çok uzun değil herhalde ya baksana. Aynen çok uzun değil yani. Öyle arkası falan filan çok sıkıntıya girmiyor. Ama bir ara o uzun dorsalardan da alalım arkadaşlar. Onlarla da güzel olur. Bu köprüden ilk defa geçiyoruz lan. Buradan geçmemiştik. Bak kamera var. Ceza yer miyiz? Yok ya yemeyiz. 60-70'te gidiyoruz zaten. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Bir sağ bir sol. Bak bak o adam demin de çok hızlı çıkmıştı yola. Bak gene basıyor ya. Şu sağdaki adam var ya. Demin de yapıştırıyordu. Sağ yoldan fırlamıştı. Bak gene aynısı. Ona yetişeceğim ya. Yetişemiyorum ki. 6. vites var mı? Bir türlü göremedik şu arabada. Kardeş çıkın bakayım siz. Çıkın bakayım. Yavaşlamayın. Gidemiyorsanız bırakın. 6 yok herhalde. 5'te gidiyor. Ulan yavaştan yavaş. Çok süratli gittik. Allah bak kaymaya başladı. Dorsayı attırmayalım da. Vay vay vay. Şu an var ya gayet iyi gidiyoruz yani. Gelen varmış sinyalimizi verelim. Yollar da güzel yani ha, fena değil. Aa ulan şuradan girerdik be. Benzinci vardı orada. Benzinimiz azaldı gibi çünkü ama. Az gibi herhalde azaldı gibi. Hatta bayağı bir yol yaptık. Girsek iyi olurdu. Benzine de çok para gidiyor yalnız he. Yani 10.000 lira alıyoruz. 1750 liraya bıraktık orada yani. Geçenki bölüm. Lan yavaş lan yavaş. Bu
Arkadaşlar bu sevkiyatta bayağı bir hızlı gittik yani. Yolu iyi bitirdik yani. Bayağı bir yapıştırıyoruz şu anda. Soldan akalım bakalım. Yolumuzda çok fazla yok herhalde. Ulan ya. Çift şerit mi lan burası? Niye bu kadar ağır viteste kaldı lan bu? 4'te kaldı böyle. 3'te falan gitmesi lazım. Heh, şöyle 2'ye çeksene be kardeşim. Burada da kamera var bak. Orman yoluna girdik ama kamera dolu burası. Bunu burada sollayamayız çünkü önümüz bayağı bir kapalı. Her an bir araba fırlayabilir şuradan. Tam viraj ağzı her yer. Ama seri gittik ya bu bölümde. Yalnız gece de fena olmuyormuş yani. Bak ışıklarla mışıklarla. Hele şu otoban sürüşünde gece bayağı bir zevkliydi yani. İkinci sevkiyatımız güzeldi. Bak o bölümler iyi yani. Zaten içi çok güzel duruyor arabanın. Işıklar da çok güzel. Öndeki ana arabalar kayboldu lan. Hem öndeki hem sağda soldaki. Oğlum bu nasıl viraj be? Bir anda yolun ortasında arkadaşlar 90 derece viraj yapmışlar. Kilometreden az yolumuz kaldı. Şöyle bir nokta bir şey yazıyordu ama. Yok aga sollayamayız. Araba gitmiyor ki, bu kadar gidiyor. Neymiş lan böyle bak bak taşlı yola girdik he. Değişik bir yere geldik bakın şimdi. 0.8 mi yazıyor lan? Yolu hızlı bitirdik ha bu bölüm. Bayağı bir hızlı. Bak ileride benzinci var. Orada bir gireriz. Servise de bir ara bakarız. Neymiş? Neler varmış orada? Hava açıyor gene tekrardan. Birazdan ışıkları kapatırız arkadaşlar. Bak burası güzelmiş ha. Burası harbiden güzelmiş. Güzel bir yol yapmışlar burada. San Andreas'te böyle bir yer vardı. Oraya benziyor. Tek şerit mi lan acaba burası? Karşıdan araba gelir mi? Yoksa tek gidiş mi? Tek şerit olduğunu umuyorum arkadaşlar. Olsa geliriz zaten karşıdan da. Büyük ihtimalle araba gelmiyor. Zaten burası çıkmaz sokakmış lan. Oğlum nasıl firma lan bu? Kaleye çıkıyor orası. Kalede bitiyor. Şöyle içeride bir yerde herhalde büyük ihtimalle de. Bu ne değişik bir yer lan böyle. Nereye geldik böyle biz? Böyle firma mı olur oğlum? Harbiden böyle firma mı olur lan? Böyle bir şey ilk defa gördüm ha. Keşke arkası şu tarafa gelseydi ya. Şöyle döneyim bakayım. Şöyle gelsek herhalde tam oturur değil mi? Aynen. Gel. Tamamdır. 10.500 liramızı aldık. Bak şu an gayet iyiyiz. İyi para kazandık ya bölümde. Ama şuradan buradan alamıyoruz. He, burası sadece bırakma yeri. Nereden alacağız? Aşağıda benzinci var. Şuradan alabiliriz gibi gözüküyor ama şantiye alanı. Dümdüz aşağı inersek şurada var bak bir tane. Oradan alırız. Ama benzin de almamız gerekiyor. Neyse şöyle dümdüz inelim. Bir yerde benzin buluruz herhalde. Işıkları da kapatalım.
O arada arkadaşlar boştayken bakalım araba nasıl gidiyor, onu da bir görürüz. Hiç boşta sürmedik. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. Fena gitmiyor ha. Gerçi bayrağı aşağı basıyoruz ama otobanda nasıl gider onu bilmiyorum. Hiç fena gitmiyor yani. Harbiden güzel gidiyor. Yol tuşu falan da iyi yani. Gayet iyi giriyor. Şimdiye kadar herhalde arkadaşlar bir 20 küsür bin lira para kazandık. Bakayım şöyle sağdan değil soldan. Soldan gideceğiz. Lan bayağı iyi gidiyor ya. Bastı mı? 6. vites yok onu anladım. Aa varmış lan bak 6'ya attı. 120-130'da atıyor. Demek ki yük var diye çıkamıyorduk. Ben de diyorum nasıl? Aa sağda. Yavaş yavaş yavaş. Şurada bir yerde kalıyor. Şuradan dönmemiz lazım. Yalnız vites 5'te kaldı. Araba yerinden kalkmıyor. Dur bakayım. Heh şöyle geriye alalım tamamdır. Şurada solda bir yerde herhalde şuradan firmadan alırız. Bir benzinci de bulmamız gerekiyor. Gel bakayım heh, tamamdır. Şundan alalım arkadaşlar. Gene ne kadar bak şu uzun dorselerden var. Burası geldiğimiz yere gidiyor. Şöyle gitmediğimiz yerlerden birine gidelim. Buralara gittik gibi hatırlıyorum ama dur bakayım. Ha şuralara gidebiliriz bak. Ama ne kadar yol kısaymış ya bu. Daha uzun bir şey bulmamız lazım. Mesafe burada yazıyor zaten. En uzun şu. Yolumuzun üstünde benzinci de var. Bunu alabilir miyiz? Alsak ama zaten biz buraya gittik. Buradan gelmiştik. Şuraya gitsek ne olur? Şu nasıl? Bak şu iyi gibi ya. 7.80. Şuna bakayım bir de. Buraya zaten gitmiştik diye hatırlıyorum. Burası da öyle. Şu iyi. Bak şu güzel. Zaten şuradan giderken yolun üstünde benzinci var mı? Tam şuradayken var. Oraya kadar gider herhalde diye düşünüyorum. Şunu alalım arkadaşlar. Şu güzel bir iş. O diye o tarafa doğru gidelim bakalım. Römörkümüz şu mu lan? Yok lan o değildir şu. Tamamdır. Bağladı. Yaklaşık 7,5 kilometre falan. Biraz parası yüksek olsun diye uzun seçiyorum arkadaşlar. Biraz para biriktirelim. Öyle kısa mesafe gitmeyelim. Navigasyon takip edelim kargoyu ulaştır. Sağdan gidecektik herhalde hatırladığım kadarıyla. Niye çalışmıyor? Doğru gidiyoruz değil mi? Aynen aşağı doğru doğru. Yalnız güzel bir yere gelmişiz ha. Bak böyle dar dar mahalleler. Işıkları da kapalıymış lan zaten. Bak buralar güzelmiş he. Her sevkiyatta farklı farklı yerleri gördük. Yedi buçuk kilometre falan herhalde değil mi? Öyle olması lazım. O bize yol verdi büyük ihtimalle aynen. Açıktan alalım. Selamımızı da verelim arkadaşlar. Yolumuza devam edelim bakalım.
Benzinciyi unutmamamız lazım. Bayağıdır gidiyoruz. Yolda kalabiliriz. Dön 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 dön. Çok saçma göbekler var ya bazen şöyle bir anda çıkıyor. Nereden verdi lan bize böyle? Dağ yolundan verdi ya bak. Değişik yerlerden gidiyoruz. Boştayken fena gitmiyordu ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Direkt 6'ya falan geçiyor. 130 falan gidiyorduk boştayken. Yani otobanda tahminime göre 150-160 gider boştayken. Oh lan yavaş. Frenler biraz sıkıntı. Bunu da yaparsak arkadaşlar herhalde yaklaşık bir 30 bin lira gibi bir para kazanmış olacağız. 30 bin gibi. O da iyi bir para yani. Zaten 5 lira da falan bizde vardı. 35'ler falan yapar. Bir tane daha oynadık mı 40 küsür bin lira falan yapıyor diye düşünüyorum. O paraya da bayağı şeyler alırız. Zaten o pick-up 20 bin falandı. Bir sonraki bölümde pick-up'la da bir şeyler yapabiliriz. Hatta 40 bin liraya daha büyük bir şeyler de alabiliriz. Tır falan. O 40 bin liralık araçlar da vardı. İyi para biriktirdik yani bölümde. Allah'a ceza yedik. Şeyden mi lan? Kameradan mı? Kırmızıda geçtik herhalde değil mi? Aynen. Şöyle yavaşlayalım. Görmedik orada ışığı. Oğlum bu nasıl bir yol bitimi ya? Çok değişik yapmışlar ha. Garip bir şekilde şerit bir anda bitiyor. Adam bize selektör çakıyordu herhalde. Yanlış anlamadıysam soldaki. 4,2 kilometremiz var. Bu benzinciye bir daha bakalım. Birazdan yolumuzun üstünde. Orada bir gireceğiz. Lan oğlum ne yapıyorsun be kardeşim be? Yolun ortasında durup durup frene basıyor. Patlıyorduk az da he. Farları yak diyor herhalde. Yakalım kardeş. Akşam oldu. Gelen giden de yok ya bak. Akşam olunca biraz daha yollar boş oluyor gibi. Şurada bir girelim benzinciye bakalım. Arabayı bir fulleyelim. Bayağıdır yakıt almıyoruz. Bir başta aldık o kadar. Onun dışında 3. sevkiyatımızda şu an. Bak şurada servis de var ama o servis nerede? Yan taraftan bilmiyorum. Ona bir bakarız bir ara. Şöyle arabayı bir durduralım. Fulle bakayım kardeşim. Doldurulan yakıt 18 litre. Mevcut yakıt 69 litre. He, demek ki daha çok varmış lan. Tamam, daha çok varmış. Şöyle devam edelim bakalım. Araba doluymuş lan benzin zaten. Yani 18 litre doldurdu 70. Daha 50 litresi varmış. Servis var diyor burada. Servis nerede?
Şurada bir yerde mi lan servis acaba? Bir bakalım. Ha şurada var servis. Şurada servis. Ulan oğlum direksiyon yerinden çıkıyordu lan. Şöyle dönelim bakalım arkadaşlar. Şu servise bir girelim bakalım ne varmış burada. Niye girmiyor? TL falan mı? Servise girmesi lazım ama. Yok dorsiyeyi ayırıyor direkt ya. Niye girmiyor lan buraya? Acaba arkada yük var diye mi? Neyse ya sonra buna bakarız arkadaşlar. Herhalde yükten dolayı da olabilir de şimdi uğraşamayız bununla. Serviste büyük ihtimalle şeydir ya. Böyle renk boya falan filan onlar vardır. Belki arkada römür falan filan oluyor olabilir. Bildiğim kadarıyla herhalde onlardır. Onun dışında fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Lan. Bir anda karşımıza çıktı. Yolumuz ne kadar kalmış? Çok da bir şey kalmamış ha şurada. Bayır aşağı gideceğiz zaten bir yapıştırırız şuradan. Daha hızlı giderim de arkadaşlar römork çıkıyor hızlı girince viraja. Sonra onu bağlamakla uğraşıyoruz. Fiorino'dayken çıkıyordu bayağı bir bak bunda o kadar çok çıkmadı. Herhalde bu daha uzun diye daha kontrollü oluyor büyük ihtimalle. Hala çıkmadı yani. Fiorino'dayken bayağı bir çıkmıştı. Olmuş şu şeyin polis mi lan? Ceza yazmasam lan satayım. Yükteyken bayağı bir fark ediyor ya. Arabanın gidişi epey bir değişik. Bak hızlanmıyor bu kadar gidiyor. Herhalde burada tek şerit. Direkt zaten o yola girdik. Tek şerit değil de giden gelen giden yoktur büyük ihtimalle. Sadece o fabrikaya giden yoldur burası. Ondan dolayı burada rahat olalım. Araba geleceğini düşünmüyorum. Vay vay vay. Değişik yerlere girdik he. Bayağı bir arkadaşlar ıssız bir yer lan burası. Ulan araba kaydı bir anda. Şöyle şuradan girelim bakalım. Bizim yer zaten burada. Herhalde şurada bir yerde bırakacağız. Bakayım aynen. Yerimize geldi. Fabrika zaten burası. Buradan iş de alabiliriz büyük ihtimalle. Neredeydi o yeşil yer? Dur bakayım. Şöyle şuradan bir kafa üstü girip bakalım oraya. İçeri mi geldi o lan? Gelelim kardeşim. Şöyle tutturabilir miyiz onu? Tuttururuz da çıkarken nasıl çıkacağız? İyi tamam güzel de bunu öyle bir yapmışlar ki çıkarken çıkama diye. Nasıl çıkarken nasıl çıkacağız? Bağlayabiliyor musunuz bunu tekrardan? Bağlayamıyoruz. Nasıl çıkacağız lan çıkarken? Bak şurada iş alma yeri de var. Son kez bir iş daha yapalım arkadaşlar. Transporter'la bölümümüzü tamamlarız. Bir sonraki bölümde de farklı bir araca geçeriz. Pickup falan kullanırız veyahut da bilmiyorum. Daha büyük tır falan da alabiliriz. Epey para biriktirdik çünkü. Yalnız buradan nasıl çıkacağız biz? Buradan dur bakayım. Şöyle çıkıp böyle dönmez. Şöyle yapalım. Bir şöyle bir gelelim bakalım. Kafayı şuraya verelim. Şöyle şuradan çıkarız ya. Çıkar mıyız? Tamam şöyle çıkarız tamam sıkıntı yok. Gayet iyi. Arabayı sürtmeyelim. Şuradan da son bir işimizi alalım arkadaşlar.
bölümümüzü tamamlayalım. Biz buradan aldık, şuraya getiriyor. Ha bak, bu tam da güzelmiş ha. Şunu da alabiliriz. Şu nereye getiriyor? Şu daha kısa aşağıya gidiyor. Bu da aşağıya gidiyor. Bu yukarıya çıkıyor. 4200 5000 6000. Şunu alalım ya, ama bu uzun bir dorse. Yani şu da uzun bir dorse. Şunu alalım ya. Uzun olsun bu sefer de, sıkıntı yok. Tam da istediğimiz yere gidiyor. Şuralarda bir yerlere de gidiyor. Burası güzel bir yer yani. Şunu alalım. Oğlum bu ne lan? Bu farklı bir şey. Aracı dorsenin üzerine sürerek yükle diyor. Biz bunu taşıyacağız. Ne verdi lan bize böyle bu? Vay anasını. Herhalde taşıyacağımız şey bu. Tamam kardeşim, yükleriz. Dur bir dakika. Takılı kalıyor. Şu önündeki şey kaldırabilirsek. Oğlum bu ne lan böyle? Ne alaka bu? Gel kardeşim, gel. Şu altı sürtmesi de tamam da, altı sürtüyor. Böyle hız alıp bir anda çıkabilir miyiz? Dur bakayım. Bak altı sürtüyor, bir de şu yan taraflara takılıyor son anda. Sonunda oldu. Römörk kenarlaşarak aracı bağla diyor. Tamam. Niye böyle bir şey yaptırdı lan bize bu? Şöyle dönelim arkadaşlar. Gel. Ha. Değişik bir şeymiş ya. Bağladı mı? Bağladı. Tamamdır. Biz yolumuza koyalım. Zaten 4,5 kilometre. Bu o kadar çok uzun değil arkadaşlar. Böyle basa basa gideriz. Normal halinde sakin. Kafamıza göre takılırız yani. Navigasyon takip ederek kargoya ulaştırır. Zaten öyle yapacağız kardeşim. Her seferinde söylemene gerek yok. İlginç bir yermiş ya burası. Ulan lan yavaş. Arkada iki yük ağır ha baya. Fren baya bir etkiliyor, şu an fren tutmuyor. Yükten yüke değişiyor demek ki. Hafiften arabayı bak kaydırıyor ya. Arkadaki yük ağır olduğu belli. Çıkmayacağını bilsem bayağı bir sert gireceğim de. Bakayım biraz deneyeyim ya. Şu ana kadar hiç çıkmadı yok dorsaya. Fiorino'dayken bayağı bir çıkıyordu çünkü ondan dolayı. Herhalde çıkmaz ya. Çıksa çıkardı şimdiye kadar. Fren var ya, hiç tutmuyor ya. Basıyorum durmuyor. Frenleri bayağı bir zorluyor şu anda. Arkadaki yük bayağı bir ağır. Tırık harbiden yolumuzu kapattı ya. Sollasak sollar mıydık? Yok, araba geliyormuş. Bayır yukarı çıkmaya başladık arkadaşlar. Demin bayır aşağı iniyorduk. Yolumuz zaten çok fazla yok dediğim gibi. Bak şuradan sonrası zaten dümdüz.
Yol kısa zaten, çok uzun değil. Ama bu bölüm bayağı bir para kazandık. Tahmin ediyorum bu sevkiyattan sonra 40 bin üzerine çıkacak paramız. O parayla da epey bir şeyler alırız. Hatta bir bölüm bittikten sonra bir bakarız hangi araçlar alabiliyoruz. Yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Pick-up'a da geçebiliriz. Veya da daha büyük tır da alabiliriz. Bir şeyler bakarız. Araba da var bak. Otomobilde belki daha farklı şeyler yapılıyor olabilir. Orada normal araba da vardı, hatchback falan. Belki onlarla daha farklı görevler de yapılıyor olabilir. Onları da deneyebiliriz. Şunu sollasam mı ya? Bitmiyor ki araba, gitse sollayacağım. Lan. Sert lan, çok sert bir yermiş lan burası. Çıkma daha doğrusu, iyi. Çıkmıyor. Arkadaki geliyor vallahi. Ama arabayı bayağı bir savuruyor yani, onu hissediyorum. Oğlum otomobille git be kardeşim birazcık be. Otomobil sürüyorsun, arabayı yürütemiyorsun. Şöyle şunu sollayalım bak. Aynen zaten burada bu yolun caddenin sonunda bir yerdeydi. Şu adam bize yol verir mi? Verir. Oğlum lan. Atlayacağını anladım onun ha. Arkadaşlar bunlar da sürekli bu atlama huyu var. Araba da istop etti. Aynen tamam. Çalıştırdık. Kamera ver lan burada. Yavaşlayalım. Aracı zaten benim. Şimdi yol bitti zaten. Şu servisi bir daha deneyeyim ya. Niye girmedi o ilk başta? Bir mevzu var ama anlamadım. Dur anlarız şimdi. Herhalde dorsayla alakalı ya. Dorsayı ayırdıktan sonra girmek gerekiyor. Yine farklı bir yere geldik ya. Her seferinde farklı bir yere geldik. Bu bölüm bayağı güzel oldu. Bak buraya gelmemiştik. Her seçtiğimiz göre farklı bir yerde. Güzel bir bölüm oldu yani. Bayağı güzel oldu hatta. Şurası çıkışı, girişi nereden? Şurası da girişi herhalde. Oyun bayağı bir zevkti ya. Ben bu oyunu bayağı bir sevdim yani. Öyle diyeyim ben size. Şöyle kafadan girsek kurtarır mı? Kurtarır ya, kurtarır. Bayağı bir mesafe var orada. Kurtarıyor aynen. Dön. Tam da bak şurada yine sevkiyat alma yeri var. Hatta bir görev de alabiliriz ama neyse burada bırakalım. Tadında bırakalım arkadaşlar. Bu arabayı ben bayağı bir sevdim hatta, onu da söyleyeyim. Ama diğer bölümde de farklı araçlar da kullanırız. Bu bölümde bu arabayı kullandık. Bayağı bir güzel yani, güzel araçlar var. Şöyle arabayı şöyle güzel bir yere çekelim artık. Dışarıda bir yere... Hatta o servise bir gireyim bakayım ne olacak. Demin hala girmemişti ya. Şöyle bir servise uğrayalım. Ondan sonra menüden araba bakarız. Bakalım ne arabalar var. Şurada bir yerde servis vardı değil mi? Bakayım dorsa yokken kabul edecek mi? Şuradaydı mı? Aynen şu ilerideydi. Vay. Şöyle girelim bakalım. Yok gene kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor lan bu servis? Nasıl gireceğiz oğlum biz buraya? TL meyle falan hiçbir uyarı da vermiyor. Bunun bir tuşu vardır ama arkadaşlar neyse onu biz buluruz. Şimdilik şöyle bir menüye gelelim bakalım. Neredeydi? Menüye geri dön diyelim. Bakalım ne arabalar alabiliriz. 43.000 aracı satır. Bak paramız yetiyor. Oo burada farklı araçlar da var. 68.000. Çok araba var lan.
Oğlum Range Rover falan var. Vay vay vay. Mustang var. Oğlum ne arabalar var lan burada böyle pick-up'tan. Bunlar en ucuzlarıymış. Ben şöyle 4-5 tane var sanıyordum bak. 20 buna zaten her türlü yetiyor. Oğlum Ford'u da alabiliyoruz. 29 bin. İki araba var burada. Bunu alırız. Şunu almaya gerek yok. Baksanıza. Yenisini alırız. Aa burada şey varmış lan. Transporter'un daha farklı versiyonu varmış. Vay vay vay. Bak buradan test sürüşü yapabiliriz arkadaşlar. He. Arabanın nasıl bir araba olduğunu deneyebiliyoruz. Panel van var. Bak Ford'un panel vanları var. Çok güzel. Men'in panel vanı var. Bu da çok güzel. 23 bin. Hepsine paramız yetiyor. 20 bin, 23 bin. Bunu demin almıştık zaten. Bak kasalı bunlar. Bunlar demek ki kasalı olan versiyonlar. 19 bin, 21 bin. Bunlar daha ucuz. Men. Kamyonet panel van. Aslında biz şuradan alabilirdik. Bak. Kamyonetlerden ne var? Tır Scania var. Vay vay vay. Yalnız çok güzel arabalar varmış ha. Şöyle Dorsesiz tır. Daha küçük tırlar var. Mevcut görevleri falan şunlar diyor bak. Tırlardan bayağı bir var. Bu ne lan? Amerikan tırı bile var. Vay anasını. Diğer araçlarda şöyle değişik bir araba da var. Şu arabayı bak şunu alabiliriz ya. Şu A3 bayağı güzel. Yani epey güzel arabalar var. Bu oyunda arkadaşlar bayağı bir kariyer yaparız. Biz şu anda zaten 40 bin falan küsur bir paramız var herhalde. Büyük ihtimal 45 bin 50 bin civarında. Oynamaya devam ederiz yani anlayacağız. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Eğer ki bu oyunu beğeniyorsanız, seviyorsanız beğenip abone desteği çıkmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Belirtirseniz yani belki kariyer şeklinde devam edebiliriz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.